Bugünkü konumuz ne? Tekneyi bayrama hazırladım. Hazırlayabildiğim kadar ama hala tabi hazırlıyorum. Son durumumuz bu şekilde. Buranın malzemeleri boyandı. Ustalar gelecekti ama bayram yoğunluğundan dolayı gelemedi. Bu master kabinin parçası da o şekilde boyandı. Şimdi bir yandan temizlik yapıyorum. Size değişik bir konu göstermek istiyorum. Bu bendeki vinçler Levmar vinç. Yarıştayken vincimizin dişlisi kırıldı. Yani kilitli olan dişlisi. Onu göstereyim. Bakın şu şekilde. Bu vinçleri hepimiz biliyoruz. Hepimizde var bu vinçlerden. Bakın. Şöyle biraz daha geri plan alayım. Bu Leomar'ın 44'lük vinciydi bendeki. Ben parçasını bulamadım. Birçok yere aradım, sordum, bilmem ne falan. Hatta şöyle göstereyim. Benim esas kırılan vincim buydu. Söktüm bunu komplesine. Hatta şuradan şöyle buranın boşa düşüreyim. Evet. Şöyle çektiğim zaman gelecek gibi. İki elden yapmayı tercih ediyorum. Bunu evet, malzemelerimi getireyim. 2 dakikada sökeyim. Aşağıda çok aşırı güneş olmadığı için onu göstermek istiyorum. Yaptığım dişli bu arkadaşlar. Yani size şunu demek istiyorum. Herhangi bir vincinizin böyle dişlisi bilmem nesi kırıldığında iyi bir tornacıya gidin. Tornasını yaptırın. Malzeme olarak neyi alıyorsunuz biliyor musunuz? 100, 180 kalay bronz malzeme alıyorsunuz. Çok sağlam bir malzemedir. Çok işlevsel bir malzemedir. Zaten korozyon olmaz. Yani güzel bir malzeme. Ben bunun tornasını yaptım. Dişini açtım. İç dişini açtım. Ve şöyle tripodu alayım. Çıtır çıtır çalışıyor. Kilit mekanizmasının çalıştığını da görmüş olursunuz bu arada. Bakın. Kilitlendi. Gördünüz mü? Evet. Bu şekilde kilitleniyor. Çalışma prensibi bu. Şimdi sizden beraber bir takalım bakalım ne olacak. Evet. Parça parça. Şimdi ben bunları hemen temizliğiyle özellikle hani parçanın olup olmadığına bakacağım. Parçamız. Merak edenler için. Rulmanları bir güzel temizleyeceğim. Ama en önemlisi bu. Şuradan bir pim var. Pime böyle yarım aylı bir yataklama pulu koymuşlar. Onu da aynı şekilde koyacağız. Yarım aylı pulu şuradaki yatağa koyacağız. Şöyle görmeniz açısından. Bazı şeyler tekelli olmuyor. İnceliyorum. Havada döndü. Vinç kolunu alayım. Bir de vinç koluyla bakalım.
vinç kolundan önce tabi bunları sıkalım ki. Çünkü aşağıdan çok bir işim kalmadı. Yani o yağlama olayı en kolay olay. Metrik diş değil. Neyse, eskilerden sıkacağız demektir. Ben diyorum niye girmiyor? Neyse, amacımız şu an bunun çalışıp çalışmadığını kontrol etmek. Zaten tekrardan sökeceğim. Diğer vidaları da getireyim. Diğer vidaları getirdim. Çok fazla zamanınızı almayacağım. Sadece şu vidaların boşluklarını alıp hemen test edeyim ki yani ne yaptığımızı ne ettiğimizi görelim. Ondan sonra da söküp temizleyip yağlayacağım. Ve sezonu hazırlayacağım. Yani şöyle boşluğunu alsam yeter. Vay be. Vidaları böyle tam eşit şekilde tatlı bir şekilde sıkmadığınız zaman anlayamazsınız. Hatta çalışacak sistem bile çalışmayabilir. Kasıntı yapar, bilmem ne yapar. En azından vidaların boşluğunu alaraktan sıkıp sistemi kontrol etmekte fayda var. Şöyle tatlı bir şekilde. Evet. Evet. Şimdi sesi güzel çıkıyor. Olması gerektiği gibi bunu şu şekilde yapayım. Evet arkadaşlar. Mükemmel şekilde olmuş. Yani vincinizde herhangi böyle bir sıkıntı, bilmem ne problem olduğunda herhangi bir tornacıya gidiyorsunuz. Tornada sarıyı işletiyorsunuz. Azdırmada da dişini açtırıyorsunuz. Ve size şöyle söyleyeyim. Rüzgar olduğu için vallahi çarpıldım 2 dakikada. Şöyle söyleyeyim. Hani benim arkadaşım olduğu için ben 250 lira malzemesi tuttu. 250 lira 180 kalay bronz malzemesi tuttu. Sonra tornasını kendim yaptım. Onun azdırma tezgahını da kendim açtım. Hani esnaf arkadaşımız olduğu için hani böyleydi ama peki dedim hani arkadaşlardan birisinin başına böyle bir iş geldiği zaman hani ne kadar tutar? Ya abi dedi 250 lira hani de malzemesi dedi. Tornası azdırması dedi 400 lira dedi. Yani 400, 500, 600, 650 lira gibi bir rakamlara yaklaşık olarak mal olur dedi. Valla ne kadar çok çok aman aman mal olduğu önemli değil bu gibi durumlarda. Mühim olan sizin denizde kalmanız. Keyifli seyir yapmanız yani. Çok çok uzun uzun uzatmayacağım. Valla hani çok vaktim yok. Şu an Karaköy'e gideceğim. Motorun kayışını alacağım. Şu kayışını değiştireceğim.
Hatta şöyle göstereyim size. Her yer kapanmadan kayış da bir şey olmuş. Onu alacağım. Ondan sonra onu takacağım. Artık seyir planları gelsin. Her yer yelkenci bir kere direğe çıkarmış ya. Ben çıkmadım ama Yusuf Usta çıktı. Sağ olsun. İyi oluyor. Rüzgar gelince aktif ediyoruz. Rüzgar sensörü aktif olduktan sonra aşağıdaki elektronikleri aktif edeceğiz. Böyle çalışmalar devam ediyor. Evet, çalışmalara devam. Ya bizi bir kaptan ediyordu. Şunlar kalaydı. Tamam, bunları eksi yapalım. Sendekini de artı yapalım. Olur mu? Tamam. Sen bak oradan. Şu eksi, şu artı. Tamamdır valla. Tamam değil mi? Hı. Bir tane yedir hadi. Evet, yanıyor şu an. Evet. Başlangıca başlıyoruz. Sizleri seviyorum. Abone olmadan izleyenleri görüyorum. Sağlıcakla kalın, denizde kalın.